Şimdi de aslında hepimizin vicdanını sızlatan bir taraftan da bütün konuştuğumuz her şeyin net gerçekliği olan noktaya gideceğiz. Nari'nin mezarlığından bahsediyorum sevgili izleyenler. Tavşantepe köyünde Nari'nin mezarlığına da birçok kişi ziyarete geldi. Esra Arpa da şu anda o noktada bizi bekliyor. Küçük Nari'nin mezarının başında bizi bekliyor. Dönelim kendisine. O noktada neler yaşanıyor? Kendisinden dinleyelim. Evet, bizler şu anda Tavşantepe köyünde Nari'nin mezarında bulunuyoruz. Ne yazık ki 8 yaşındaki Nari'n katledildi. Elbette mezarlığa gelen ziyaretçiler de var. Vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanından buraya sabah saatlerinden itibaren Nari'ni ziyarete geliyor. Dualar ediyorlar bu noktada. Kameraman arkadaşımla beraber hemen oraya doğru gitmek istiyorum ve buradaki durumu da sizlere bu noktada aktarmak istiyorum. 8 yaşındaki Nari'n ne yazık ki vicdansız bir şekilde katledildiğini söyleyelim. Bir yandan soruşturma da elbette devam ediyor. O noktada ekipler ilk günden beri çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Elbette bakın şu anda Türkiye'nin dört bir yanından dediğimiz gibi vatandaşlarımızı bu noktada görüyoruz. Yasin-i Şerifler bir noktada okunuyor elbette. Dualar ediliyor Nari'n için. Daha 8 yaşındaydı. Ve şu anda onun yeri burası değildi elbette. Onun yeri okuldu, okul sıralarıydı. Arkadaşlarıyla aslında oyun oynayacak yaştaydı Nari'n. Onun yeri burası değildi. Elbette mezarın üzerinde oyuncakları görüyoruz. Oyuncakları görüyoruz, kalemleri görüyoruz, çiçekleri görüyoruz. Hemen o noktaya giderek biraz daha yakından sizlere gösterelim. Burada tabii vatandaşlarımız dediğimiz gibi Türkiye'nin dört bir yanından gelerek notlar da bırakıyor. İşte o notları da bu noktada görmemiz mümkün ki. Bakın o notlardan bir tanesi. Çocuklar ancak saklambaç oynarken kaybolur. İşte her şeyi aslında anlatan notlardan bir tanesi, çocuklar ancak saklambaç oynarken kaybolur notlarıyla Nari'n seni seviyoruz melek diye notlarda olduğunu söyleyebiliriz. Birçok notlar var burada. İşte bakın oyuncaklar var burada. Bu noktada çiçekleri de görüyoruz. Dualar okunuyor. Vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelerek Nari'n için dualar ediyor. Biz şu anda Tavşantepe köyündeyiz. Elbette soruşturma bir yandan devam ediyor. Haber ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz. Ekip arkadaşlarım bir yandan adliyenin önünden son gelişmeleri, bir yandan Nari'nin evinden, bir yandan da okulun önünden gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Biz de şu anda Nari'nin kabrinin olduğu noktadayız. Burada da durum bu şekilde diyelim ve sözü bir kez daha sizlere bırakalım.